Evet arkadaşlar, Bostancı Oto Sanayi'ye geldik. Öz saygılı jant onarım, CNC jant yüzey işleme. Burada gördüğünüz gibi böyle bir elden geçmesi gerekiyor. Oğuzhan Polat, mekanın sahibi. Burası böyle ufak gözüküyor ama ufak bir fabrika. Burası toz boya. Yaş astar ya da aşağıda toz astar atılıyor. Ustamız da boya hazırlıyor şu anda. Gördüğünüz gibi iki katta bir sürü işlemi tak 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 halledebiliyorlar. Gene bu aşamalardan geçeceğiz değil mi biz de? Bunları sökeceğiz. Sürtmelerden oluşan problemler, evet. Gerekli yerleri kaynaklı dolduklarını yaptıktan sonra düzeltme işlemleri yapılacak. Daha sonra üzerindeki vernik, boya ve alttaki astar komple kazınacak. Ön yüzey, arka yüzey ve arka yüzeyi. Çıplak metale zımpara yapılacak. Daha sonra istenilen renk neyse ona boyanacak. CNC'ye gidecek. Her radyüs bir program demek. Şu arada nereden baksana 8 program falan var. Aynen öyle. En son aşama evet, vernikleme. Aynen. Arkadaşlar yine bir sanayi günü, öz saygılı janta geldik tekrar. Oğuzhan aradı, dedi bugün astar atacağız, gel onları da çekelim. Hemen dedim geleyim. Bugün de GLA ile geldik. Kolay gelsin Oğuzhan. Sağ ol, hoş geldin. Hoş bulduk. Yalnız arkadaşlar şu hali bile çok güzel duruyor. Böyle bak, şu an zımparalanmış. Şimdi bugün ne yapacağız abi? Astar atacağız. Astardan sonra çıkarıp soğumasını bekleyeceğiz fırından. Boyayı hazırlamak için astara zımpara yapılacak. Evet. Önce fırına atacağız. Isıtmamız gerekiyor. Aşağı yukarı 170 dereceye kadar ısınacak bu jantlar. Çıkardıktan sonra sıcak haliyle şu kabinde. Burada elektrostatik toz boya bu oluyor işte. Alet bu. Cihazımız bu. Bu cihazdan elektrik vererek yapışmasını sağlıyor. Aynen. Hem elektrik hem ısıyla beraber kemik bir malzeme çıkacak. Elle sökülmeyen bir malzeme elde ediyoruz. Süper. Fabrikasyon boya. Astarlandıktan sonra 200 derecede 15 dakika pişmesini bekleyeceğiz. Sonra fırın bize ikaz verecek, çıkar artık diye. Çıkardıktan sonra biraz soğumasını bekleyeceğiz. Elle tutulur hale gelir. 160 derece dedin değil mi? 200 derece çıkacak astar. 15 dakika 200 derecede stabil pişecek malzeme astar. Hı-hı. Sonra çıktıktan sonra biz elle tutabileceğimiz kadar soğumasını bekliyoruz. Anladım. Kendiliğinden. Anladım. Böyle bir şoka falan uğratmayacağız. Sonra boyaya hazır hale gelmesi için de astarlı yüzeye zımpara yapılacak. Okey. Bugünlük işlemler bu kadar. Aynen. Zaten bayağı bir vakit alır. Boyaya hazır hale gelmesi 5 saat kadar sürüyor. 5 saat. Toplamda. Okay. O zaman arkadaşlar başlayalım. İşimiz var daha burada bizim. Arkadaşlar bakın şimdi jantlar şu yüzeye temas ediyor. Elektriği buradan alıyor. Normalde şu parçaların kalınlığı şu gördüğünüz gibi ince. Bunlar boyana 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 boyana. Şu bombeliği görüyor musunuz? Bayağı bir kalın boya var. Evet, jantlarımız şimdi astarlanmaya hazır. Tamam, fırına verebiliriz artık. Aynen. Jantları. Şu anda ısıtacağız. Hadi bakalım. Pişsinler orada. 200 derece. 200. 15 dakika falan alalım şimdi. Güzel kek de yapılır burada. Aynen. Toz boya, toz boya diyoruz. Buradaki toz nedir? Bu boya değil. Bu boya değil. Bu astarımız bu değil astarı, mi? Bu astarı, aynen. Ama boya da böyle. Tabii. Pudra gibi bir malzeme bu. Havaya temas ettiği zaman uçuşan bir malzeme. Zaten şurada şeyi görürsünüz belki. Elektrik verdiğimiz için de bu yapışıyor metalin tabii, üstüne. Önce metale yapışıyor. Daha sonra ısıyı verdiğimiz zaman kemik bir malzeme elde ediyoruz. Isıyla beraber pişip elektriğin katkısıyla iyice malzemeye yapışıyor. Şu an her şeyden arındı. Üzerindeki bakteriler de öldü. He. Olay bu. Aynen. 200 derecede şu anda o. Aynen. Dokunamayız yani. Derecedeki jantlarımız.
Şimdi bunu alıp kurumaya bırakacağız. Bu senin icadın bir vinç mi? Aynen. Güzel, bu da boyalı. Tabii. Bu siyah ve darbeye dayanıklı. Aynen. Baksana şu bayağı simli yani, güzelmiş. Varan 2. Bu şekilde aynılarını dördünü de yapacağız arkadaşlar. Burası 60-70 derece. Ben biraz hava almaya çıkıyorum. Yandık. Fırına attık, yumuşattık malzemeyi. Aynen. Astarını attık. Sonra fırınlayıp sertleştireceğiz. Aynen öyle. Bayağı bir kimyasal orada reaksiyon oluyor. Aynen. Soğuyunca parlıyor. Böyle mat çıkınca ilk. Sonra bu mesela en sonuncu. Şimdikiler daha parlak. Bunları tekrar fırına vereceğiz. Fena. İteyim mi? Sıcak. Ha. Seni yakar. Şu an içerisi 180 dereceden fazla. Evet. 205 derece çıktıktan sonra 15 dakika kalacak. 15 dakika. Sonra bize bir uyarı sinyali gelecek. Görev tamam diye. Görev tamamlandıktan sonra kapatıp dışarı alacağız ve elle dokunabileceğimiz kadar soğumaya bırakacağız. Tamam. Fırından yeni çıktı. Evet arkadaşlar, jantlarımız fırından çıktı. Şimdi soğumaya bırakacağız. Boyadan sonra CNC. Sonra da en son vernik. Tamam, bugünlük bu kadar ama. Bir sonraki günde görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son aşamaya geldik. Şimdi son vernik atılacak değil mi? Aynen, vernik öncesi ısı verdik şu anda. Ki verniği daha iyi aynen, alsın aynen. Diye. Tabii. Hem elektrikle hem ısıyla birlikte kemikleşecek çünkü. Formül böyle. Süper. Çıkar fırından. 174 derece şu an. Aynen, zaten tişörtleyiz. Çok iyi duruyor ya. Normalden bir çıt daha koyu oldu. Daha güzel oldu. Yani benim tam istediğim gam metal görünümü oldu. Aynen. Çok güzel. Verniği de orada atacağız. Verniği yani. Burada atacağız. Aynı boya gibi. Püskürtme yöntemi aynı. Aynen. Toz malzeme. Sıcak olduğu için uzaktan temas ediyoruz tabii. Bayağı fabrikasyon oldu ya. Yöntem daha çok daldırma usulü fabrikalarda. Orada da elektrostatik var. Ama yüksek enerjili hava türbinleri var mesela. Boyanın fazlasını dökmek için büyük pervanelerle havayla fazlasını alıyorlar. Bizde o yok, yerimiz yok çünkü. Tabii. Ya senin burası zaten şey, bu kadar alana bu kadar şey nasıl sığmış? Dışarıdan imkanı yok anlamanın. Yok, hayır. Bir kapıyı açıyorsun bir yer, bir kapıyı açıyorsun bir yer. Vernik de mi elektrostatik? Elektrostatik. O ısıyla homojen şekilde oraya yapışıyor. Şimdi mat gibi gözüküyor. Kuruyunca parlak mı olacak? Isınınca malzeme... Ya bu tekrar mı fırınlanacak? Tabii tekrar fırınlanacak. Hani tamam. Bir jant baştan sona 6 kez fırına giriyor. Vay be! Toplamda 1500 dereceyi buluyor. Böyle de güzel oldu mat ha. Verniği püskürtme sıralamasıyla bijon yuvaları, kollar, polisajlı kısım erkenden, biraz ısı olduğu için erkenden parlayacak. Birazdan o mat gördüğünüz yerde parlamaya başlayacak. Çünkü ısı olduğu için inceden bir pişme söz konusu oldu. Evet. Kürleniyor aslında. Aynen. Kürlenme. Aynı buna yaptığımız gibi diğer 3 tane jantımıza da aynı işlemi uygulayacağız. Sonra fırınlanıp parıl parıl çıkacak. Fırında bekleme süreleri var. Burada formüllerimiz var. İşte astarın, boyanın, verniğin vesaire her birinin farklı ısınma ve bekleme süreleri var. Şu anda vernik attık. Parlak vernik. Parlak verniğin fırındaki işlemi 170 derece artı 45 dakika içerisinde kaldı. Ekstra sıcaklık demek yani.
Evet arkadaşlar, Thanos'umuzun bir adımı daha tamamlanmış oldu. Oğuzhan sağ olsun jantlarımızı tamamladı. Hani sıfırından daha iyi oldular. Çok heyecanlıyım arabanın üstüne takmak için. Ya çok güzel oldular. Tam istediğim görüntü. Neler yaptık abi? Eline sağlık öncelikle. Baştan yaptık. Bir baştan yani, yaptık baştan yani. Yaptık hızlıca yani. Şöyle bir özet geçelim. Evvela zaten bu jantlar kumlandı. Kumlandı. Tabii ki. Önce üzerindeki eski vernik, boya, astar her şey söküldü. Önlü, arkalı, içli, dışlı. Kumlamadan sonra onarım tesviyeler yapıldı. İşte eskiden bu kısımlarda ufak tefek kaldırım bozuklukları vardı. Evet. Kaldırımdan dolayı sürtmeler vardı. Malzemelerde eksiklikler vardı. Kaynakla dolduruldu oralar. Tesviyeler yapıldı. Önce onarımlarını bitirdik. Sonra tabii el işçiliği başlıyor bundan sonra. Kumlanmış, onarımı yapılmış. Malzemenin zımparası yapılıyor. Jantın her bir ücra köşesi aynen zımparalandı. Astar attık. Ben ilk buraya getirdiğimde ya diyorum abi şu şeyler iyi diyordum. Çok belki ellemeye gerek yok. Tabii tabii. Ben bir yapayım dedi. Ondan sonra görürsün diyor. Ya, hakikaten sıfır olmuş. İşin içinde olduğumuz zaman biz müşteriden biraz daha önce tabii tahayyül edebiliyoruz onun. Neye benzeyeceğini, nereye geleceğini tabii kestirebiliyorsun. Aynen öyle. Beyaz astar attık. Statik malzeme. Sert darbelerin çoğuna dayanıklı. Uzun ömürlü. Üzerine tabii istişare sonucu bu rengi aynen seçtik. Tercih edildi. Boyandı. Boyandıktan sonra tabii CNC işlemi oldu. 25'e yakın program çizildi. Sadece şu bütün dış çaptan evet, şu iç çapa kadar 25'e yakın program CNC'de çizildi. CNC de bu arada yoktu en son geldiğimde. Arkada duruyor CNC. CNC'mizi geri getirdik. Dışarıdaydı bir yıldır. Hep şey yani diyordum, ufak bir fabrika şimdi tam fabrika tam oldu. Tam fabrika yani. Aynen. Sadece şeyimiz eksik. Metrekaremiz eksik. Evet. Biraz hakikaten daha öyle yani, burayı sen yaysan 1000 metrekareye de yayarsın yani, üç katı. Yani az önce gördün işte. Tabii. Şey, saat önce. Trafik. Trafiği gördün sen. Seni aşağı kadar 2 saattir bekletiyorum burada. Olsun, sıkıntı yok. Bitiriş vernikle oldu tabii. Yine boyamız da statik malzemeydi. Verniğimiz de statik malzeme. Vernik de yine dayanıklı. Tabii dayanıklı. Bir de mesela bu kullandığın boya da araç üreticilerinin kullandığı boya tabii, değil mi? Tabii fabrikadan. Biz yurt dışından ithal getiriyoruz bunu. Fabrikaların kullandığı büyük markaların. Volkswagen'in, Mercedes'in, BMW'nin ve daha bir sürü Alman grubunun. Güney Kore ve Kore marka arabaların, fabrikaların. Boya üreten üreticiden direkt tedarik ediyorum ben bunu. Süper. Garanti veriyor musun? Garanti veriyorum. Ne kadar? 2 yıl garantimiz var standart. Ama ben diyorum ki kullanıcı araç sahiplerine kaldırımdan uzak durun. Sürtmeyin. Kötü vali arkadaşları tembihleyin. Onun haricinde kendi arabamda şu anda 6 yıllık malzeme var ve bir tane daha sararma solma yok. Bir şey yok. Bu balanslarını yaptık. Tabii tabii her şey bitti. Çok i̇çinde iyi duruyor vallahi. Göstermek İçi ha olursa, içini de. İçi de çok iyi. İçi de yapıldı. Arabaya poreye oturacak yüzey temizlendi. Şu anda hiç tabii o da önemli. Çünkü orada ufacık bir toz olsa balans yaptırır. Yapar. Yapar. O da sıkıntı. İyi bir şey değil. Civatalarımız temizlendi. Sökerken biraz bizim canımızı sıktı. Sıkmadı değil çünkü. Geçme onlar. Çok ince. Aynen. Çok hassas bir malzeme. Bir de sert plastik. Yani ufacık hatalı çıkarmaya çalışsak kırılır pozisyondaydı. Nasıl çıkıyor abi? O döndürerek mi yoksa klips gibi mi? Klips gibi. İnce dişler var böyle dikine. He. Frezeli tabirle. Tamam. Buradan biz arkadan malzemeyi tabii önce jantların dördünde bir elle tutulacak kadar ısıttık. Malzemeyi yumuşatmak için. Çünkü soğukken yapmış olsak kırılır. Tabii ki. Yumuşattıktan sonra bu arkadan yuvayı bozmayacak şekilde ufak ufak çekiş darbesiyle. Tamam. Buradan da sökmek isteyen arkadaşlara tüyomuz dinler. Aynen. Aynen. Isıtın malzemeyi öyle. Malzemeyi biraz yumuşatın. Ondan sonra çıkarmaya çalışın. Çünkü çıkarmak isteyen arkadaşlar genelde buradan penseyle çekip çıkarmak istiyorlar. Bu ağızları bozuluyor. Görüntüsü tabii kötü gidiyor. Oluyor. Daha sonra aşağı yukarı 10 gün kadar gaz yağının içine beklettik. Yani onun o detayı bilmiyordum ben. Tabii. Onun artısı şu. Şimdi malzeme plastik olduğu için üzerindeki parlak doku sonradan kayboluyor. Kaplama gibi. Üzerine malzemenin pislik de birikiyor. Gaz yağı o pisliği yumuşatıyor. Evet. Böyle bir hafta kadar ben beklettim ne olur ne olmaz diye. Çıkardıktan sonra temiz bir bezle sildikten sonra tertemiz çıktı. Oldu. Bayağı güzel oldu. Tabii. Yani başka metal olmuş olsaydı mesela onu farklı bir aynen yöntemle öyle temizlerdik. Belki benzin kullanırdım, belki tiner tabii kullanırdım. Tabii. Sellozik tiner. Yani gerçekten jantlar eline sağlık sıfır olmuş. Herkesin merak ettiği bu işlemlerin maliyeti. Maliyet işine girecek olursak çıkamayız. Çıkamayız. Çünkü bana her gün aynı şekilde, aynı hasarlı ya da hasarsız sabit jant gelmiyor. Senin jantların, Ford Thanos'un jantları 16 inç, atıyorum civatalı, atıyorum kumlama yapıldı ya da ne bileyim. Bayağı bir işçilik var. İşçilikleri farklıydı. Başka bir jant gelir mesela
farzı misal basamaklı gelir. Programı uğraştırabilir. Yani ya da bir Fiat 500 jantı gelir, daha bir basittir. Ya da ne bileyim GT86'nın jantı gelir, biraz daha parmakların giremeyeceği şekildedir. Yani şunu demek istiyorum. Ben bir jantla ne kadar az uğraşırsam fiyatım o kadar uygun oluyor. Avantgarde bir jant geldiği zaman, atıyorum bir Maybach jantı çok kollu ya da ne bileyim yeni M4'ün Competition jantları geldiği zaman ben onlarla daha çok uğraşıyorum. Haliyle evet, işçilik süresi uzuyor. Süre uzayınca maliyet de uzuyor. Bir de bunun malzeme kısmı var, maliyet kısmı var. Yurt dışından geliyor. Tabii ki herkes bilir, yurt dışından bir şey geldiği zaman dövizle gelir. Dövizle. Gümrük vergisi eklenir üstüne. Gümrük vergisine KDV eklenir. Üst üste geliyor. Sonra ben onu satın alırım. Onun üzerine, faturanın üzerine bir KDV daha eklenir. Tabii. Yani vergilerle. Verginin vergisinin, tabii, vergisi. Verginin vergisinin vergisi. Başka ne bileyim. O zaman arayacaklar seni. Bence sabit bir rakam söylemenin izleyici arkadaşlara bir faydası olmayacak. O zaman arayın arkadaşlar. Aşağıda bırakıyorum linki zaten. Telefon numaralarını, Instagram adreslerini. O sana ulaşın. O size tarif etsin. Her şekilde zaten sağ olsun Sinan Koç. Ben pek reklam yapan bir adam değilim. Firma olarak da doğru düzgün bir şeyim de yok. Aynen. Sadece çeşit amaçlı ben Instagram'a haftada bir kere falan bir paylaşımda bulunuyorum ama Sinan Koç sağ olsun gittiği her yerde firmayı övüyor. Biz de ona çok teşekkür ediyoruz bu konuda. Eyvallah. Ben de şunu söyleyeyim. Ama Sinan Bey'in vasıtasıyla ama başka bir şekilde kim gelirse gelsin ben kimseyi ayırt etmiyorum iş konusunda. Sadece şunu söylemek istiyorum. Emin olun, İstediğinizin karşılığını bu müesseseden alırsınız. Alırsınız. Başka da diyebilecek pek bir şeyim yok. İlk kez kamera karşısına geçiyorum. Kamera heyecanı. Yani bu üçüncü tecrübem. Aynen. Hala alışmış değilim. Alışırsın, karşımda bir objektif görünce. Değil mi görünce. Objektif kamera yok, olunca. Yok, bakmamaya çalışıyorum zaten. Ya bak. Baktıkça alışıyorsun. Ya öyle. Ya karşında böyle göz varmış gibi. Çok imreniyorum yaptığınız işle alakalı. Kamerayla bir şeyler, insanlara bir şeyleri tanıtmanız falan gerçekten imrendirici. Bazen biz dediğiniz arkadaşlarımız, hadi kanalıma hoş geldiniz falan ama olmuyor. Zor. Herkes kendi işini yapsın. Aynen öyle. Evet, bu videomuzdan böyleydi arkadaşlar. Jantlarımızın baştan sona serüvenini izlemiş olduk. Gerçekten takmak için sabırsızlanıyorum. Sürekli soruyorsunuz, Tanus nerede, ne yapıyor, nedir durum? Adım adım yapıyoruz. Ön takım bitmek üzere inşallah Kartal'da, İlyas abi'de. Ön takımı takacağız. Ondan sonra arabaya takıp hemen İzmit'e. Döşemelerimiz hazır orada bekliyor. Döşemelerimizi takacağız. Buraya gelip motora oturtacağız. Toparlayacağız, bitecek. En kısa süre. Ya ben de sizden çok daha heyecanlıyım. Böyle kolumu dayayıp sası gezmek istiyorum, müziğimi açıp. Sonra Özkan abiye gideceğiz, güzel bir ses sistemi yapacak falan. Ya gerçekten sizin kadar ben de heyecanlıyım. Ama durmak yok, devam. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.